Merhaba, size çok neşeli bir hikaye anlatacağım. Güney Afrika'da Bakideler Festivali. Özgün bir festival, yılda bir kereye mahsus Afrika'nın o ücra köşesinde minicik bir ülke, Swaziland eski adıyla, yeni adı garip bir şekilde Eswatini falan diye geçiyor ama garip bir ülke, küçücük bir ülke ve kralı olan bir ülke. Evet, kral. Şu anda 14-15 karısı var ama her sene karılarını değiştiriyor. Yeni bir eşini diğerlerinin üstünde kumu olarak getiriyor. Ben 90'lı yıllarda gitmiştim. İlginç. Güney Afrika'dan minik bir uçak kiralayıp, başkentleri de Lubamba gibi bir şeydi galiba, İndik. Havaalanında kimse yoktu karşılayan. Festival için araştırmalarda bulunduk. Ama gariptir. Bir Türk kardeşimle tanıştım o süre içinde. O bölgenin elektrik işlerini yapan Mehmet Ali arkadaşım, soyadını unuttum, bize destek oldu. Ertesi gün bir baktık ki değişik bölgelerden ellerinde kamışlar, yüzlerce genç kız bir meydana toplanıyor. Bakireler Festivali yağmura rağmen devam ediyor. Ülkenin değişik bölgelerinden toplanmış 30 bini aşkın bakire genç kız birazdan yapılacak tören için hazırlanıyorlar. Hepsinin de amacı kralın gözdesi olabilmek. Bu meydanda toplanan, biraz anadan üryan gibi görünen, üstlerinde minik bir sütyen, bazıları sütyensiz, altlarında da minik bir iç çamaşırı benzeri bir şey ama bol bol boncuklu, rengarenk, ellerinde kamışlar. Ve gariptir, bazılarının ellerinde de palalar ve üzerinde portakallar falan vardı. Bunlar benim anılarımda kalan şeyler. İşte çünkü geçen zaman baya önemli. Ülke adını değiştirse de festival hep devam ediyormuş yıllardan beri. Çünkü olur ya, kralın eşlerinin sayısının azalmaması lazım. Evet, o festival için ülkenin değişik bölgelerinden on binlerce diyorum. Çünkü on bine aşkın genç kız, genç kadın toplanıyor. Bir resmi geçit töreni düzenliyor. Bütün bunları düzenlerken amaç ne? Amaç aralarından bir tanesinin krala yeni eş olarak seçilmesi ama tabii bu arada kraliyet çok geniş bir aile olduğu için bunlar Zulu sonuçta. İhtiyacı olanların da yeni eşlerini belirlemesi. Tabii aralarında çok genç çocuklar da vardı. Onlar da dikkatimi çekmişti. Neyse ki evlenme yaşı 18'in üstü olduğu için onlar sadece meraklı kortejleri. Yani meraklı kız kortejleriymiş. I've come to dance for the king. For the king? Or also for finding some husband, for meeting some nice boy? No. No. How old are you? I'm 16. 16. Go to school? Yes. When exactly you will get married? I don't know, maybe 21. 21. But many people, many girls coming here just for finding the husband, no? Some. Evet, bunlar saatlerce kralın bulunduğu yerin önünden bir geçit töreni yaptılar. Çekinleri yaptık. Üstelik gariptir, Güney Afrika Televizyonu canlı yayın yapmıştı o gün. Hatta bizden bazı görüntüler istediler. Çünkü kral o seremoninin bir bölümünde yanındaki yardımcılarıyla, diğer prenslerle o geçit törenindeki güzel kızlar arasında bir tur atıyor. Tabii adamları da ona göre göz kulak olup hem kralı kollarken hem diğer tarafta da güzel kızları seçiyorlarmış. Bu festivale katıldık. Ardından kraliyet makamının davetlisi olduk. Tanıştırıldık bir grup gazeteciyle beraber. Kendisine Meltem İnan arkadaşım Türkiye'den getirdiğim bir lokumu sundu. Meğer lokumu tanıyormuş çünkü Avrupa'da kaldığı süre içinde bir Türk arkadaşı vasıtasıyla bol bol Türk lokumu yemiş. Kral yaşlandı. Son dönemlerde resimlere bakıyorum. Ülkenin adını değiştirdi. Değiştirmesinin sebebi de Swaziland, İsviçre'yi çağrıştığı için garip bir şekilde Eswatini gibi bir şey oldu ülke. Çok yeni bu. Nüfusu çok küçük ama Güney Afrika topraklarında Zululand'de her yıl, dedim ya, Bakireler Festivali'yle gündeme gelen bir ülke. Tavsiye ederim gezginlere. Çünkü o bölge çok önemli. Bir de Şembe dedikleri başka bir festival daha var ama sakın karıştırılmasın. Bu festival süresi içinde dediğim gibi on binlerce genç kız, aralarından bazıları evlilik adayı, bazıları sadece meraklı bir geçit törenine giriyorlar. Üstsüz, bazıları üstlü. Altlarında bir iç çamaşırı, bol bol rengarenk boncuklar. Ellerinde başlarken bir kamış. O kamışlardan da sonra bir yere bırakıp bir duvar yapıyorlar. O duvar da kendi mahremiyetlerini saklamak için bir perde gibi kullanılıyor ama ben önünün arkasına geçtiğimde kimse rahatsız olmadı. Yani çok garip bir festival. Biz Bakireler Festivali diyoruz ama bir ritüel. Üstelik 2000 yıldan beri yapıldığı söylenen bir ritüel. Malum Afrika, Kara Afrika'da böylesine ilginç festivallere
ritüellere tanık olmak önemli. Burada salt bir kralın haremine girme derdi değil genç kızların. Birincisi bir sosyal etkinlik, tanışma, farklı bir çevreye girme. Üstelik buraya girenlerin bir kısmının da ileriki damat adaylarını o kalabalık içinden seçmelerine tanık olduk. Sonradan bir röportaj yaptığım bir genç kadın eşini orada bulduğunu söylemişti. Yani salt bir şekilde kralı mutlu etmek için yapılan değil, geniş bakıldığında o bölgedeki insanların birbirine kaynaştığı, geleceklerine ilişkin kararlarını aldıklarında biraz daha kabuklarından çıktığı bir alan. Angeka jabulela umntwana nami noma ngimdzingile kunekuthi lo kulalo kuthide nje la khaya angeke zingambe nje ngumlanzi ngoba vele usesigodlweni angeka aphume. Ama diğer tarafta ekonomik getirisi de var çünkü o festival sayesinde bölgede ekonomi canlanıyor. Dedim ya havaalanına indiğimde kimseler yoktu ama ayrıldığımızda bayağı kalabalık bir havaalanı vardı. Bütün bunları yaparken unutmamamız gereken şey bu tür konular dünyanın renkleri. Bizler bunları ne sorgularız ne yargılarız.